Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ighfir lana ve li ihvaninellezine sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Rabbena inneke raufur rahim. Sadakallahul azim ve bellagahu rasulul kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, Enes bin Malik'in deyimiyle İslam'ın ilk evladı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın damadı, savaş meydanlarının korkusuz cengaveri ve ilim şehrinin kapısı olan Hazreti Ali'nin hayat defterini aralamaya devam edeceğiz inşallah bu haftaki dersimizde de. Üç halifenin hayatlarını hatırlarsanız dostlar geçmiş derslerimizde, üçünün de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den lakaplar aldığını söylemiştik. Hani o İsra ve Miraç hadisesinde herkes yalanlarken Ümmü Hani Peygamber aleyhissalatü vesselamın cübbesinden yakalayıp ya Resulallah ne olur bu hadiseyi anlatma Mekke'de. Eğer anlatırsan seni yalanlayacaklar dedikleri bir anda o amca kızı Hazreti Ali'nin ablası Ümmü Hani'ye demişti ki Resulullah, ya Ümmü Hani öyle şeyler gördüm ki vallahi onları anlatmasam duramam. Ve dışarı çıkıp anlatmıştı Miraç ve İsra hadisesini. Herkes yalanlayıp gülmüştü. Siz bize inanmıyordunuz Muhammed'in mecnun olduğunu. Bakın kendi söylüyor. Bir gece kalkacak, Mekke'den Kudüs'e gidecek, oradan semalara yükselecek ve aynı gece tekrardan yatağına dönecek. Bunu bir mecnundan başka kim söyleyebilir demişlerdi. Ve Mekke müşrikleri büyük bir fırsat ellerine geçirmişçesine Hazreti Ebubekir'in yanına gitmişlerdi. Gel gel bak senin arkadaşın ne diyor demişlerdi. Ne diyor? Böyle böyle. Bu gece gitmiş Kudüs'e, oradan semalara çıkmış ve oradan tekrardan yatağına dönmüş. O teslimiyet sahibi insan ne diyordu dostlar? Bunu o mu söylüyor? Eğer o söylüyorsa vallahi doğrudur. Ben ona her gün semadan haber geldiğine inanıyorum da onun semaya çıkacağına mı inanmayacağım? Ben inandım ve teslim oldum. Ve o güne kadar Ebu Bekir İbni Ebu Kuhafe idi ama o günden sonra Ebu Bekir'i Sıddık oldu. Sıdk, sadakat sahiplerinin rehberi oldu. Allah Resulü ona öyle bir lakap verdi. İkinci halifeye bakıyoruz. Resulullah'ı öldürmek için yola çıkmış. Elinde kılıcı, şimdi yakalasam Muhammed'in başını uçuracağım diye adım adım oyu oraya doğru yürüyor. Ve nasıl oluyorsa Erkam'ın evine şehadet etmek için gidiyor. İçeriye girer girmez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerinin dibinde duruyor. Şehadet getirerek Müslüman oluyor. İmanı ile aksiyonu arasında dakika bile fark yok. İman eder etmez Allah Resulüne söylediği söz şu. Ya Resulallah onlar zelil biz aziz değil miyiz? Evet ya Ömer. Onlar şirkte, delalette biz ise hakikatte ve tevhidde değil miyiz? Evet ya Ömer. O halde niçin gizleniyoruz? Varalım Kabe'ye hakkı haykıralım ya Resulallah. Allah Resulü imanı ile ameli arasında fasıla olmayan o Ömer'e de diyecekti ki ey Ömer artık sen Ömer İbni Hattab değil Ömer'ül Faruk'sun. Fark eden, küfür ile şirkin, hidayet ile delaletin arasını ayıran Faruk'sun sen diyecektir. Üçüncü halifeye geliyoruz dostlar, Hazreti Osman'a. Mekke Allah Resulü'nü sıkıştırmak, eziyet etmek için bütün fırsatları zorluyor. Tebbet suresi iniyor. Ebu Leheb ayetin diliyle lanetleniyor. Çılgına dönüyor Ebu Leheb. İki oğlunu çağırıyor Utbe ve Uteybe. Siz Resulullah'ın iki kızı
Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü şu anda boşayacaksınız. Muhammed'e her türlü işkenceyi, baskıyı biz maruz bırakarak onu bu yoldan döndüreceğiz. Ve iki kızı boşanıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Resulullah'ın evine geliyor iki kızı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onca acının içerisinde bir de o acıyla baş başa kalıyor. Hazreti Osman gidiyor ailesinin, özellikle de amcası Hakem'in baskılarına rağmen. Ya Resulallah, talibim senin bir kızına, Rukiye'yi benimle evlendirir misin? Evlendiriyor Allah Resulü. Ve Rukiye vefat ediyor Bedir'in akabinde. Allah Resulü onunla öyle bir ilişki kurmuş ki, vallahi 10 kızım olsa, onu da peşi sıra vefat etse, onunu da Osman'a vermekten bir an geri kalmam deyip Ümmü Gülsüm'ü de ona veriyor. Ve Osman da Osman İbni Affan ismini bırakıyor, Osman-ı Zünnüreyn oluyor. İki nur sahibi. Resulullah'ın iki kızını nikahı altında tuttuğu için. Peki Ali dostlar, Hazreti Ali'nin lakabı yok mu? Ali'nin elkabı var, lakabı değil. Elkab, lakaplar. Allah Resulü ile öyle bir ilişki kuruyor ki, öyle bir canlı ilişkisi var ki, Resulullah her seferinde farklı bir lakab, farklı bir ünvan ile onu şereflendiriyor. Bugün sadece bir tanesini söyleyeceğim. Hayber'deyiz dostlar, geçen ders anlatmıştım. Öyle ki zorlu Hayber kalelerini geçmek mümkün değil. İslam ordusu 1600 asker, karşıda Yahudi kalelerine sığınmış 10 bin tane Yahudi insan. İslam orduları zorluyor, kale kapıları açılmıyor. Allah Resulü diyor ki, ey Ebu Bekir, sancak sana, git inşallah Allah senin elinle bize bir zafer nasip etsin. Ebu Bekir gidiyor, elindeki tüm fırsatları kullanıyor, tüm imkanları seferber ediyor ama netice almadan geri dönüyor. Ertesi gün Allah Resulü aynı temenni ile sancağı Hazreti Ömer'e veriyor. Ömer de gidiyor, tüm imkanlarını kullanıyor, o da netice almadan geri dönüyor. Resulullah ikinci günün akşamı diyor ki İslam ordusuna, yarın bu sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever. Allah ve Resulü ondan razı, o da Allah ve Resulünden razı. İnşallah Allah onun eli ile bizlere zafer nasip edecektir. O gün dostlar 1600 asker sabaha kadar yatmıyor. Acaba böyle bir müjdenin muhatabı kim? Acaba böyle bir müjdenin muhatabı ben de olabilir miyim? Hazreti Ömer diyor ki, vallahi sabaha kadar çadırın içerisinde dolaşıp durdum. Hiçbir zaman hayatımda bu kadar o emirliği, o komutanlığı istememiştim. Çünkü mesele komutanlık değildi. Mesele Allah ve Resulünün razı olması, onun da Allah ve Resulünden razı olmasıydı. Sahabelerden biri rivayet ediyor. Zayıf mı zayıf, cılız mı cılız? Kendi söylüyor. Diyor ki, vallahi değil benden komutan, benden asker bile olmazdı. Ama ben bile o gün umutlanıyordum ki Resulullah bu sancağı bana vermez mi? Ve Resulullah'ın geçtiği yollarda ikide bir Allah Resulü'nün karşısına geçiyordum. Beni görsün de bana versin diye. Ama o beni her görüşünde bana tebessüm ediyor, eliyle sırtımı sıvazlıyor, yoluna devam ediyordu. Çünkü Resulullah kafasında belirlemişti sancağı kime vereceğini. Allah Resulü geldi sabah namazına. İmamete geçti, namazı kıldırdı. Döndü ve İslam ordusunun sancağını istedi. Sancağını eline aldı Resulullah. Havaya kaldırdı ve dedi ki, nerede bu ordunun komutanı? Hiç kimsede ses yok. İkinci suali şuydu Resulullah'ın. Nerede Ali İbni Ebi Talib?
Sahabe dedi ki ya Resulallah, gözlerinden rahatsız çadırında. Bunu derken de onu geç ya Resulallah, bizden birini seç temennisiyle söylüyor sahabe. Ama Allah Resulü kafasında belirlemiş. Çağırın bana gelsin Ali. Ali geldi. Neyin var ey Ali? Ya Resulallah, gözlerimden rahatsızım. Uzan, uzandı. Mübarek eliyle Ali'nin gözlerine dokundu. Duada bulundu ve Ali'nin gözleri iyileşti. Öyle bir iyileşti ki ömrünün sonuna kadar bir daha gözünden şikayetçi olmamak üzere. Ayağa kalktı ve Resulullah sancağı ona verdi. Al Ali, bu sancak senin hakkın. Allah inşallah senin elinle bizlere zaferler nasip edecektir. Ali aldı, öyle bir kahramanca yürüdü ki orada melekleri bile hayran bıraktı dostlar. Allah Resulü o yürüyüşü görür görmez Ali'nin arkasından şöyle haykıracaktı. Allahu Ekber, haribet Hayber. Allahu Ekber, harap oldu Hayber. Ve o gün Ali'nin eliyle Hayber harap oluyordu. Bir zorluyor ki Naim Kalesi'ni dostlar. O geçilmez kale. O günlerdir Müslümanları orada zorlayan kalenin kapısını Ali cengaverce öyle bir zorluyor ki elindeki kalkan paramparça olup yere düşüyor. Artık olacak gibi değil dostlar. İbni Hişam'ın rivayetidir bu. Orada kale kapılarından bir tanesini eline alıyor ve o kale kapılarından bir tanesini kalkan olarak kullanıyor. O kapıyla oradaki askerleri devirerek kaleleri fethediyor. İşi bitince kale kapısını yere atıyor. Ebu Rafi bize rivayet ediyor, Allah Resulü'nün hizmetlisi Hazreti Abbas yeğeni peygambere onu hediye etmiştir. Ali'nin attığı o kapıyı diyor, biz yedi asker çevirmek istedik, çeviremedik. Sonra 40 kişi geldik, o kapıyı zor bela yerinden kaldırabildik. O gün Hazreti Ali'nin elinde Allah bir keramet yaratıyordu. Cansız cisimleri Allah İslam ordularına destek olmak için Ali'nin elinde hafifçe bir kalkana çeviriyordu. İnanmıyor musunuz dostlar böyle şeylere? İnanın. Vallahi kulun gücünün bittiği yerde Allah'ın iradesi başlar. Bittim ya Rab dediği yerde yettim kulum der, yetişir orada ve sizin elinizdeki imkanları mümkün olmayan nice şeyleri imkan dahiline çevirir. Yapmamış mıydı? Yapmıştı. Yapmaya da devam ediyor. Nasıl ki İbrahim'e ateşi selim ve selamet kılmışsa, nasıl ki taşları ikiye yaran bıçağı İsmail'in boğazında kestirmemişse, nasıl ki Yunus'u balığın karnında güzel bir ev sakini yapmışsa, nasıl ki Musa'nın asasıyla Kızıl Denizi yarıp ortasından selametle Musa'yı geçirmişse, nasıl ki İsa'nın eliyle hastalara şifa, hatta ölülere can vermişse, nasıl ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dışarıda eli kılıç tutan Mekke'nin en ileri gelen savaşçılarının arasından sürüp çıkarmışsa, nasıl ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir'i eğilseler ayaklarımızı görecekler dedikleri bir mağarada güvercin ve örümcek ile saklamışsa, Ali'nin elinde de koca kalenin kapısını bir kalkana çevirmiştir. 276 kiloluk bir top mermisini Çanakkale'de Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıtan irade, Hayber'de Ali'nin elindeki kale kapısını kalkana çevirmiştir. Ve bugün de yapıyor dostlar. Bir taşla tankların devrildiğine şahit oluyoruz. Deviren taş değil, Allah'tır Allah. Deviren Allah'tır ve yine devirir. Yeter ki kul
Allah'ın dilemesinin şartlarını yerine getirsin. Yeter ki meşiyet-i ilahiyenin şartları yerine gelsin ve kul bittim desin. O biterse eğer Allah yettim deyip yetişecektir. Hayber'de İmam Ali'ye yetiştiği gibi. Ve o gün dostlar, Ali İbni Ebi Talip Hayber'de verilen müjdenin neticesinde artık yepyeni bir lakabın sahibi olmuştur. Nedir o lakap biliyor musunuz dostlar? Murtaza. Aliyül Murtaza. Murtaza. Razı olmuş ve razı olunmuş. O Allah ve Resulünden razı, Allah ve Resulü de ondan razı. Rızayet karşılıklı bir biçimde gerçekleşmiş. Ve Ali o günden sonra Hayber'in o müjdesiyle yaşamış, o müjdenin tahakkukunun Ali'nin üzerinde gerçekleştirmiş olduğu güç ile savaş meydanlarının korkusuz kahramanı olmuştur. Doğrudur dostlar, o cesarette zirvedir, kahramandır. Ama asla cesareti ilkelerini çiğnemez. Çünkü o Resulullah'ın yanında festakim kema umirt sırrınca yaşamıştır. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Dost doğru istikamet üzere ve istikametten asla vazgeçmeden. Ve Ali böyle bir meydanın, böyle bir sahanın insanıdır. Bir bakıyorsunuz savaş meydanlarının korkusuz kahramanıdır. Bir bakıyorsunuz avret mahali açılan birine düşmanı dahi olsa kılıcını kullanmayacak kadar ilkeli bir insandır. Bir bakarsınız Hayber'in kalelerini zorlar, bir bakarsınız Hendek'te 1000 savaşçıya bedel Amr İbni Abduhud yüzüne tükürünce ben nefsim için öldürürüm diye o anda kılıcını kullanmayıp kınına sokacak kadar istikamet üzeredir. Çünkü o Resulullah'tan bunu öğrenmiştir. Evet dostlar, kısa bir ara verelim, ezan arası. Yeniden Ali'nin hayatına dönelim inşallah beraberce. Evet sevgili dostlar, Hazreti Ali'nin hayatına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ali'nin savaş meydanlarındaki kahramanlığından bahsettik. Ve istikamet üzere olduğunu söyledik. O istikametinin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Nebevi medresesinden aldığını söyledik. O medrese gerçekten insana büyük bir istikamet açısı kazandırıyor. Ali de o medresenin en baş talebesi olduğu için o medreseden bu yönüyle en fazla istifade eden talebelerden bir tanesidir. İstikamet dostlar, insana birçok şey kazandırır. O kazandırdığı en önemli şeylerden bir tanesi de kararlılıktır. Eğer açınız belli ise, menziliniz belli ise, hayatınızı koruyan bir kalkan gibi dikkate alan ya da kalkan gibi çevreleyen bazı ilkeler varsa siz ciddi bir kararlılık sahibi olursunuz. İşte İmam Ali'de böyle bir kararlılığı görüyoruz. Ve o kararlılığı doğru okuyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin görevlendirirken Ali'nin bu özelliğini bildiği için nasıl görevlendirdiğine şahit oluyoruz. Hatırlayın, Hudeybiye sulhu olmuş Mekke ile Müslümanlar arasında. Ve Mekke o sulhu bozmuş. Ebu Sufyan sulha, barışa aykırı davrandığı için Medine'ye gelip Müslümanların evlerini dolaşarak barışın yeniden tesis edilmesine çalışmış. Ama hangi eve gitmişse o evin kapısı yüzüne kapanmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimseye söylemiyor ama alttan altta bir ordu hazırlıyor ve Mekke üzerine hazırlıklar için bir şeyler yapıyor. İnsanlar bir şeylerin olduğunu biliyor ama hedefin Mekke üzerine olduğunu bilmiyor. Sadece sahabelerden bir tanesi Hatip bin Ebi Belta
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke üzerine sefer hazırlığında olduğunu fark ediyor ve ailesini kurtarma adına tutuyor Ebu Sufyan'a bir mektup yazıyor. Aslında Hatip bin Ebi Belta dostlar yiğit bir sahabedir. Asla ihanet kastıyla yapmamıştır. Resulullah da bunu çok iyi bilmektedir. Mekke'nin daha ilk yıllarında Müslüman olmuş. Ailesini Mekke'de bırakarak Medine'ye hicret etmek zorunda kalmış. Ve Medine'ye hicret edince o da aynen İmam Ali gibi Resulullah'ın arkasında bir gölge gibi Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e, Hudeybiye'ye, Hayber'e, Beyat-ı Rıdvan'a katılmış yiğit bir sahabedir. Ama fakirdir. Ailesini yanına getirememiştir. Ve bir mektup yazarak ailesinin can emniyetini tesis etmek için Ebu Sufyan'a bir eman oluşsun diye bir mektup kaleme almıştır. Yazıp mektubu Sara isimli bir hanım ile Mekke'ye doğru yola çıkarmış dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin olaydan haberi yok. Cebrail geliyor ve Resulullah'a bu olayı haberdar ediyor. Falanca mekanda bir kadın ve üzerinde bir mektup. Allah Resulü o kadını ve mektubu getirecek birini oraya göndermeli. Ama gidecek insan müthiş bir kararlılık sahibi olmalı. Çünkü kadın onu kandırıp yoluna devam edebilir. Kimi gönderdi dersiniz dostlar? Kum ya Ali, kum ya Zübeyir. Ali ve Zübeyir İbni Avvam. Gidin. Falanca yerde bir kadın, kadının üzerinde mektup. Alıp kadını ve mektubu Medine'ye geri getirin. Ali gidiyor, tarif edilen yerde kadını yakalıyor. Kadına diyor ki üzerinde bir mektup var ve ben onu almaya geldim. Kadın diyor mektup falan yok bende. Hayır var diyor. Vallahi billahi tallahi diyor kadın. Benim üzerimde mektup yok. Beni uğraştırma diyor. Ben var olduğunu biliyorum. Ya sen mektubu bana verirsin ya da ben almayı bilirim. Bu sefer kadın ne diyor biliyor musunuz? La ilahe illallah. Kelime-i tevhid üzerine yemin olsun ki üzerimde mektup yok. Kim olsa dostlar bir an kendinizi onun yerine koyun. Bu kadar yemin ve karşıda bir kadın. Şunu düşünebiliriz belki Allah Resulü farklı birini söylemiştir. Ben farklı biriyle bu hesaba girmişimdir. Ya da bana farklı bir bilgi gelmiştir der döner geliriz. Ama Ali onu yapmıyor. İstikamet ona kararlılık veriyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ey kadın diyor, vahyin emin meleği Cebrail haşa yalan söyleyecek. O emin melekten vahiy alan Muhammedul Emin yalan söyleyecek de sen mi doğru söyleyeceksin? Ver o mektubu yoksa ben seni öldürür yine alırım. Kadın Ali'nin kararlılığını görünce biraz geri adım atıyor ama yine vermiyor, yine dayatıyor. Ali bu sefer diyor ki Allah Resulü mektup var dedi. Vallahi o mektup vardır. En ufak bir tereddüt duymuyorum ben. Zorlayarak kadını dostlar saçının örükleri arasında sakladığı mektubu çıkarıyor. Kadını da mektubu da Allah Resulü'nün huzuruna getiriyor. Resulullah bir açıyor bakıyor ki mektubu yazan Hatip bin Ebi Belta. Mahkeme kuruyor. Yargısız infaz yapmıyor Allah Resulü. Gel ey hatip, neden bu suçu işledin diyor. Cezası ölüm olan bir suç. Çünkü ihanet. Sen devletin sırrını düşmana veriyorsun. Cezası ölüm olan bir suç işliyorsun. Söyle bakalım bunu niçin yaptın? Mecliste Ömer eli kılıcının kabzasında ya Resulallah bırak. Şunun kafasını uçurayım. Hayır diyor Ömer. Bekle. Bekle. Ve soruyor Hatip'e. En sonda ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü?
Hayır Ömer, vallahi hatip Allah ve Resulünü seviyor. Sevgi kurtuluştur dostlar. Sevmek deyip geçmeyin. Vallahi seven kurtulur. İhanet etse de kurtulur. Cürüm işlese de kurtulur. Allah Resulüne sırt dönse de kurtulur. Onun için bir peygamber aşığı diyordu ya, mücrimim gerçi ama Cemal-i Mustafa hayranıyım. Mücrimiz, günahkarız. Sırtımızdaki günah yükünü de biliyoruz. Ama hayranız Muhammed'e aleyhissalatü vesselam. Hayranız o Can Ahmet'e. Hayranız onun getirdiği mesaja. Ve umut ediyoruz ki inşallah hatibi ihanetten, ölüm cezasından kurtaran o sevgi bizi de, bizim gibi ihanet edenleri de kurtaracaktır Allah'ın izniyle. Hicri 8. yıl dostlar, Allah Resulü o mektup hadisesini kapattıktan sonra 10 bin kişilik bir ordu ile Ramazan ayında Mekke'ye doğru sefere çıktı. Ali yine Allah Resulü'nün yanında, yine İslam ordularının sancağını taşıyor. Ve Müslümanlar daha dün kovalandıkları vatanlarına, ana baba ocaklarına bugün muzaffer bir komutan edasıyla giriyorlar. Ama nasıl bir giriş? Resulullah devesinin üzerinde iki büklüm olmuş. Gözünde yaş, İzâ câe nesrullâhi vel feth suresini okuyor. Zaferin Allah'tan geldiğini söylüyor ve Allah'ın bir lütfu olduğunu söyleyerek kendinin hiçbir dahli olduğuna inanmadan, gözünde yaş, dilinde istiğfar, Kabe'den içeriye giriyor. İnsanlar hep beklerken dostlar, Allah Resulü ve yanında amcaoğlu Ali ellerinde birer asa Kabe'nin içerisine giriyorlar. İkisi de İbrahim'in soyundan, aynı soydan, İsmail'in soyundan gelen iki amca çocuğu ellerinde asalar, İbrahim'in baltaları gibi Kabe'nin içerisinde bulunan putları birer birer deviriyorlar. Ve onlar devirirken ağızlarından tek bir ses, hak geldi, batıl zail oldu. Muhakkak ki batıl yok olmaya, zail olmaya mahkumdur. Ve Mekke yavaş yavaş dostlar, şirke ait her şeyini bırakarak tevhide teslim oluyor. Allah Resulü Mekke'yi fethedip Medine'ye döndükten sonra dostlar, ciddi bir ordu hazırlanmasını emrediyor. Kurulacak ordu 30 bin kişilik bir ordu. Yer Bizans'ın toprakları Tebuk. İslam orduları gidecek ve orada devrin süper gücü Bizans'ı yerle bir ederek gelecek. Ama yol uzun, hava meşakkatli, İslam orduları ise zayıf. Hazreti Osman gibi zengin Müslümanların fedakarlıklarıyla 30 bin kişilik bir ordu kuruluyor. Ali de kılıcını biletenlerden. Alışmış o, her seferde İslam'ın sancağını alacak ve onu bir namus gibi koruyup yere düşürmeyecek. Ali yine Allah Resulü'nün ağzından çıkacak "Kum ya Ali" sözünü bekliyor. Ama Allah Resulü bu sefer ona farklı bir görev verecek. "Kum ya Ali" demiyor. "İbqa ya Ali." "Kal ya Ali" diyor. "Kal. Bu sefer sen Medine'de kalacaksın." Muhammed bin Besleme o umumi vekalete bakacak. Medine'nin tüm Müslümanlarının sorunlarıyla ilgilenecek. Ama ey Ali, sen kendi ailen ve benim aileme hususi vekalet edeceksin. Ya Resulallah diyor, beni çoluk çocukla mı bırakacaksın? Benim yanım senin yerin ya Resulallah. Beni nasıl kendinden ayırırsın? Hayır diyor ey Ali. Bu sefer senin imtihanın bu. Karşı mı çıkar Ali? Hayır. Zor da olsa
Lebbeyk ya Resulallah deyip o emre de itaat edecektir İmam Ali. Ve İslam orduları çıkıyor. Medine'den 3 kilometre uzaklıkta Curf denen bir mekanda konaklıyor. Ali de Medine'de Allah Resulü'nün zevcelerine ve kendi ailesine vekaleten kalıyor. Dolaşıyor dışarılarda, hiç kimse yok. Sadece münafıklar, kadınlar ve çocuklar. Ve münafıklar bir dedikodu başlatmışlar Medine'nin sokaklarında. Bu sefer zorlu bir seferdi, meşakkatli bir seferdi. Muhammed amcasının oğlunu kayırdı. Ali korkaklık edip bu sefere katılmadı. Muhammed de onu alıkoydu aleyhissalatü vesselam. Ali dayanır mı dostlar? Kılıcını kuşandı ve gitti Curuf'ta Allah Resulü'nün önünde oturdu. Gözlerinden yaşlar boşanıyor. Ya Resulallah diyor, sen beni Medine'de bıraktın kadınlarla, çocuklarla ve münafıklarla. Gel bak Medine'nin sokaklarında bu kanı beş para etmez adamlar neler söylüyorlar. Diyorlar ki amcaoğlu beni kayırdı. Zorlu seferdi, meşakkatli bir seferdi. Ali'yi onun için o sefere götürmedi. Ya Resulallah ne olur beni yanına al. O dedikodulara daha fazla malzeme verme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek Ali elini Ali'nin sırtına attı. Ve dedi ki ey Ali, münafıkların o dedikodularını boş ver, onlara aldırma. Onlar yalan söylüyorlar. Ne ben seni kayırırım ne de sen korkaklık yaparsın. Aslında sana zor olan böyle bir emre itaat etmektir. Ama onlar dedikodu yapacak, varsın yapsın. Git ailene ve aileme vekalet et. Ya Ali sen bana Musa'ya Harun neyse sen de bana olsun. Musa'ya Harun neyse sen de bana olsun. Musa'ya Harun'un yakınlığı neyse senin de bana yakınlığın odur. Git ama benden sonra peygamberlik yoktur. Bu müjdeyi duyunca Hazreti Ali neye uğradığını şaşırdı. Sen bana Harun gibisin. Musa'ya Harun'un menzilesi neyse senin de bana menzilen odur. Döndü. Böyle bir müjdeyi alınca dönmez mi İmam Ali? Ve döndü İslam askerleri Tebuk'tan selametle. Allah Resulü'nün bu sözü dostlar sahabenin dilinde dolaşmaya başladı. Sahabenin büyüklerinden aşere-i mübeşşereden Sad bin Ebi Vakkas, o ki yiğit oğlu yiğit, Allah Resulü'nün dayızadesi, o dolaştığı zaman Medine'nin sokaklarında Resulullah onunla gururlanır, yanındaki insanlara derdi ki bakın sağda kimin böyle bir dayısı var göstersin bana. Onunla gururlanırdı. Böyle bir insan Sad bin Ebi Vakkas. O ne diyor biliyor musunuz dostlar? Vallahi diyor Ali'nin elde ettiği üç mertebeden bir tekini ben elde etseydim dünyanın da ahiretin de en mutlu insanı olur. Dünyanın ve ahiretin en mesut insanı olurdum. Bir tekini elde etseydim o üç mertebeden. Soruyorlar ey Sad, ey İran'ın Fatihi, nedir o üç mertebe? Birisi Allah Resulü ile kurmuş olduğu akrabalık. Peygamberin kızı Fatıma ile evlenerek Ehl-i Beyt ağacının kökü olmaz. İkincisi Hayber gecesi Resulullah'ın bugün bu sancağı Allah ve Resulünü seven, onun da Allah ve Resulünü sevdiği birine vereceğim dediği müjdesi. Üçüncüsü de işte Tebuk'ta. Sen bana Musa'ya Harun ne ise öylesin deyip Ali'yi, Ali ile olan yakınlığını dile getirmesi. Bu üçünden bir tanesi benim olsaydı başka hiçbir şey istemezdim diyor. İşte Hazreti Ali
Bu üç makamın da sahibi dostlar. Hicri 9. yıl dostlar. Mekke fethedilince Allah Resulü bir yıl sonra Hazreti Ebu Bekir'i hac emiri olarak gönderiyor Mekke'ye. Git ve insanlara hac yaptır diye. Hazreti Ebu Bekir Mekke'ye gidiyor. Aradan birkaç gün geçmeden Tevbe suresi nazil oluyor. Bir diğer ismiyle Bera'a suresi. Beraat suresi. Müşriklerle müminlerin birbirinden ayrıldığı süre. O süre nazil olunca Allah Resulü diyor ki bu süreyi ancak benden bir parça olan Mekke'deki insanlara duyurabilir. Kimdir ondan bir parça? Hazreti Ali. Kalk Ali. Başında besmele olmayan bu ilahi ultimatonu, bu ilahi süreyi, Kur'an'ın bu istisna süresini al ve götür Mekke'deki insanlara duyur. Al bu da benim devem, ona bin, onunla git. Hazreti Ali gidiyor. Hazreti Ebu Bekir uzaktan Resulullah'ın devesini tanıyor. Devenin üstünde gelenin Ali olduğunu tanıyor ve bağırıyor, ey Ali, amir olarak mı geldin, memur olarak mı geldin? Ya Ebu Bekir, memur olarak geldim. Amir sensin, ben ise memurum. Ve benim görevim Bera'a suresini buradaki insanlara duyurmak. Ve o yıl dostlar Mekke'de Hazreti Ebu Bekir hac emirliğini yapar. Hazreti Ali de avazının çıktığı kadar Arafat'ta, Mina'da, Kabe'de Bera'a suresini haykırır insanlara. Ey insanlar, bu yıldan sonra artık müşrikler hac yapmayacak. Kabe çıplak olarak tavaf edilmeyecek. Kim Allah Resulü ile bir anlaşma yapmışsa anlaşmanın süresi bitene kadar anlaşma geçerlidir. Hadi buraları boşaltın, size 4 ay müddet. Ve artık o harem toprağı, o Mescid-i Haram'ın etrafı, bereketli topraklar sadece tevhide yataklık etmek üzere boşaltılacak. O görevi Ali yaparken dostlar, Allah Resulü Yemen'e birini tebliğci olarak gönderir. Kimi gönderir? Halid bin Velid. Halid Yemen'e gider, 6 ay uğraşır. Ama bir netice elde edemez. Halid'in askerleri içerisinde Ensar'dan bir sahabe Resulullah'a mektup yazar. Bera İbni Azib. Ya Resulallah, ne yapıyorsak Hemedan kabilesi bizim sözlerimize inanmıyor. Ne olur bize yeni bir davetçi gönder. Allah Resulü diyor ki size öyle birini göndereceğim ki o savaş meydanlarının kahramanı olduğu gibi davet meydanının da kahramanıdır. Onun sözüyle inşallah insanlar fevç fevç İslam'a girecekler. Ve yine aynı insan, kum ya Ali, kalk ya Ali. Görev bu sefer Yemen. Ya Resulallah diyor biraz endişeli bir biçimde. Ben diyor acaba bu işi becerebilir miyim? Acaba bu zorlu görevin üstesinden gelebilir miyim? Halid gibi bir kumandan bu işi beceremedi. Ben yapabilir miyim? Yaparsın diyor. Elini Ali'nin mübarek göğsünün üzerine koyuyor dostlar. Ve diyor ki ya Rab, Ali'nin dili doğruluğun tercümanı, kalbi ise hidayet nurunun menbaı olsun. Dili sadece ve sadece doğruluğun tercümanı olsun. Kalbi ise hidayet çeşmesinin menbaı olsun. İmam Ali diyor, vallahi Resulullah bu duayı yapar yapmaz yüreğimde bir ferahlık hissettim. Yürüyoruz Medine'nin dışında. Ya Resulallah dedim, yaşım genç daha. Allah Resulü ile o anki konuşmayı yaparken Hazreti Ali 32 yaşında. Sen beni Yemen gibi büyük bir yere gönderiyorsun. Ben oranın hem davetçisi hem de kadısı olacağım. Ya onlar bana müşkil meseleler getirirlerse ben o meselelere nasıl hükmederim?
hiç değilse dua et de hüküm verirken de isabet üzere hüküm vereyim. Resulullah yine elini koyar Ali'nin mübarek kalbinin üzerine ve der ki ya Rab, onun kalbini hakikat üzere yönlendir. Dilinden de sadece ve sadece hakka ait şeyler çıkart. Ali diyor ki vallahi Resulullah o duayı yaptıktan sonra ben Yemen'e gittim. Ve ne kadar zorlu mesele gelirse gelsin, dilimde en ufak bir ağırlık hissetmeden meseleleri tereyağından kıl çeker gibi rahatlıkla hükmettim, neticeye kavuşturdum. Ve bugün dostlar fıkıh kitaplarımızda bize İbni Abbas kanalıyla gelen yığınla fetvanın kaynağı İmam Ali'dir. Halen onun Yemen'de, onun Nehveran'da, onun Sıffın'da, onun Kufe'de vermiş olduğu iştihatlar bizlerin önünü aydınlatmaya devam ediyor. Ve Araplarda bir mesel olmuştur, bir atasözü. Eğer zor bir meseleyle karşılaşırsa Araplar, içinden çıkılmaz bir meseleyle karşılaşırlarsa şöyle bir söz söylerler. Vallahi bu meseleyi çözse çözse Hasan'ın babası çözer. Yani İmam Ali. Ali'den başka hiç kimse bu meseleyi çözemez. Ve İmam Ali böyle meseleleri çözerek Yemen'de dostlar öyle bir başarı sağlıyor ki yine Bera bin Azib bize naklediyor. Ali gelmeyene kadar diyor bizim namaz kıldığımız küçük bir mescidimiz vardı. Ali bize yetiştikten sonra her sabah yaptığımız iş o mescidi genişletmek oldu. Çünkü her gün La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen insanın sayısı artıyor ve namaza gelen insanlar fazlalaşıyordu. Biz de her gün mescidi büyütmek zorunda kalıyorduk. 3 ay dostlar, 3 ay. Ve Hemedan kabilesinin tamamı kılıçsız İmam Ali'nin hikmet dolu sözleri ile Muhammedun Resulullah dusturunu söyleyerek iman halkası içerisine dahil olur. Ve duyar ki Hazreti Ali Allah Resulü hac için Mekke'ye yola çıkmış. Haydi der, biz de Mekke'ye gidiyoruz. Arkasında 300 atlı ve atlıların heybelerinde binlerce ganimet ile Mekke'ye doğru yola çıkar. Askerlerine der ki sakın ganimetlere el sürmeyin. Gideceğiz ve bu ganimetleri Resulullah'a teslim edeceğiz. Allah Resulü bizim aramızda pay edecek. Hazreti Ali biraz daha askerleri geçerek gelir Allah Resulüne Mekke'de yetişir. Onunla birlikte hac etmeye başlar. Arafat'ta Allah Resulü'nün arkasındadır. Mina'da Allah Resulü'nün arkasındadır. Resulullah 100 tane kurbanlık ayırmıştır o sene kesmek için. Eline bıçağı alır Allah Resulü 63 tane kurban keser o günlerde. Allah Resulü 63 yaşındadır. Her yaşına bir kurban keser veda haccında. 63 yaş 63 kurban. Ve geriye kalan 37 kurbanı kesmek için de bıçağı İmam Ali'ye uzatır. Al Ali. Haydi devam et. Geri kalan 37 kurbanı da Ali kesecektir. Hac farizasını yerine getirir dostlar. Duyar ki Yemen'den gelen ordu Mekke yakınlarında. Hemen İmam Ali oraya doğru koşar. Bir de ne görsün dostlar? Askerler ganimetleri üzerlerinde paylaştırmış. Bazıları da o elbiseleri giymişler. Hazreti Ali gadaplanır. Ben sizin komutanınız olarak bu ganimete el sürmeyeceksiniz demedim mi? Niçin siz benim emrimi ayaklar altına alıp da ganimet mallarına el sürdünüz? Ve orada bir münakaşa başlar askerlerle Hazreti Ali arasında. Resulullah bu cedelleşmeyi duyar duymaz gelir ve orada hazır bulunan insanlara şunu söyler. Ey insanlar, Ali'yi suçlamayın. Çünkü o Allah yolunda suçlanmayacak kadar titizdir.
Sakın ha ona herhangi bir şey söylemeyin. Ama dostlar, o ordular içerisinde birkaç tane bazı dedikoducular Hazreti Ali'yi rencide edici sözler söylerler. Hatta bir tanesi gider bizzat Resulullah'a Hazreti Ali'yi şikayet eder. Resulullah o şikayeti duyar duymaz rengi değişir. O gadaplandığı zaman mübarek alnındaki damar şişer ve der ki size ne oluyor? Ben size nefsinizden daha evla değil miyim? Benim ehli beytim size nefsinizden daha evla değil miyim? Vallahi ben kimin velisi isem Ali de onun velisidir. Ben kimin düşmanıysam Ali de onun düşmanıdır. Olay biraz yatışır ve ordu yola çıkar Medine'ye doğru. Hac yapılmış, ordu büyük bir heyecanla ve coşku ile Medine'ye doğru yola çıkarlar. Ama dedikoducular boş durmuyor dostlar. Bir şeyler kaynatıyorlar ordu içerisinde. Resulullah bunları duyunca gadaplanıyor ve orduyu mola için, konaklanma için pek de müsait olmayan Kadir-i Hum denen mevkide konaklattırıyor. Geçiyor imamete, namaz kıldırıyor. Cemaate dönüp bir hutbe irat ediyor. Ve ey Ali gel diyor yanıma. Ali'yi de yanına alıyor. İnsanlara diyor ki ben nefsinizden daha evla değil miyim size? Ashab hep bir ağızdan evet ya Resulallah diyor. Ali'nin elini havaya kaldırıyor Hazreti Peygamber. O el ki sağ eliydi Resulullah'a Mekke'de uzanmıştı bundan 20 sene önce. Herkes el uzatmaktan çekinirken 13 yaşındaki Ali el uzatarak ya Resulallah ben varım demişti. Ve Resulullah o eli kaldırdı şimdi havaya. Dedi ki insanlara ey insanlar bu Ali'dir. Vallahi ben kimin dostu isem Ali de onun dostudur. Ben kimin düşmanı isem Ali de onun düşmanıdır. Allah'ım sen Ali'ye dost olana dost ol, düşman olana düşman ol. Ashab bunları duyunca artık bir şey diyebilir mi? Hazreti Ali'ye karşı olan o dedikoduların hepsi dindi. Ve hepsi Allah Resulü'nün o sözüne itaat etti. İşte böyle dostlar. 33 yaşındadır Ali o yıllarda. Gözünü İslam ile açmış. Gözünü açar açmaz Allah Resulü'nü görmüş. Ve Resulullah'ın arkasından bir dakika olsun ayrılmamış. Resulullah'ı razı etmenin yollarını aramış. Unutmayın dostlar. Allah Resulü'nü razı edeni o da razı eder. Unutanı o da unutur. Unutmayalım ki dostlar, unutulmayalım. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin inşallah.